Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün özellikle kripto paraları ve piyasaları derleneceğiz. hoş geldiniz. Arkadaşlar dün Evergrande olayından dolayı Bitcoin düştü. Peki neden bu kadar düştü? Bugün bunları konuşacağız. Yani bir borsa bu kadar etkilenmedi mesela. Yani Asya borsaları hatta pozitif açtı. Evergrande'in zaten hisseleri %7 artıda arttı. Yani %7 artıdaydı bugün. E Bitcoin neden düştü? Bazıları ama konuşmaya başladı Yok çöküyoruz, yok bittik, yok ee, tekrardan çöküş başladı 10.000 dolar gelecek mi falan filan Böyle Komik laflar var cahilce komik laflar var e Şimdi bunları değerlendireceğiz arkadaşlar İlk başta ben bitcoin'in analiziyle başlamak istiyorum ee, Arkadaşlar bildiğiniz şekilde burada bir üçgenimiz vardı ve biz bu üçgeni kırmıştık Bu üçgeni kırdığımız için de arkadaşlar 74.000 dolar aslında hedefleniyorduk Hatta biz de bu yüzden şöyle dedik 74.000 dolara hedefleniyoruz ee, Bizim iki tane demiştik hani düşebileceğimiz yerler var Bir dakika şöyle bir alalım İki tane düşebileceğimiz yerler var Bunlardan birincisi 68.980 dolar dedik yani 69.000 dolar dedik ki bakarsak tam 69.000 dolardan bitcoin tepki yani birinci düşüş yerimiz zaten burası olabilir eğer o hani beklediğimiz 19.000 dolar olan yolculuk var ya işte oraya buradan zaten başlayabiliriz yani biz bunu savunuyoruz ama e, biz şahsi olarak 79.850'den bir dakika hatta şunu bir düzeltelim isterseniz. 79.850 e hatta. Her neyse onu ben videodan sonra düzeltirim. Size daha net bir bilgi veririm. 79.000 civarından bir düşüş bekliyordu. Yani 69.000 değil de biz 79.000'e daha çok odaklanmıştık. Ama 69.000'den bir tepki geldi. Ha, düşüş olacak mı? Bunun cevabını vereceğim şimdi. Ya tamam hani buradan odaklanmış olabiliriz de buradan düşüş olacak mı? Buna baktığımız zaman arkadaşlar şimdi günlük mumda baktığımız zaman şunu net bir şekilde görüyorum. Benim altımdan gelen bir desteğim var. Bu destek bugün itibariyle, bu dakika itibariyle 61 bin dolara denk geliyor. E bu ne demek oluyor? 61 milyon dolarda zaten benim bir desteğim var. Ayrıca üçgen kırıldı. Hacimle kırıldı bir de burası da çok önemli. Bakın çok güçlü bir hacimle kırıldı bu üçgen ee, ve bu sebepten hani artık bence buradan tepkimizi aldık, retestimiz yaptık. Hani geri testlerler, o testi yaptık. Ee, ve ekldan hani 74 bin dolarlık fiyat hedefimizi oradan da 79 bin'e doğru çıkacağız diye düşünüyorum. Ee, bu arada neden hani Evergreen'de e, tamam oldu bir haber çıktı. Ama bu neden bu kadar kötü etkiledi derseniz arkadaşlar aşırı bir long line insan vardı. Bakarsanız hani şunu göstereyim aşırı bir long insan vardı. E bu sebepten hani bu düşüşe de ben bizi grup olarak çok şaşırmadık. Yani birazcık long temizlediler dediler ıı, tabiri caizse. Bu sebepten hani ıı, pek problem var mı derseniz ya da hayır yok. Zaten dediğim şekilde 61 bin dolar bağlantımızda onun altında 59 bin 58 bin dolar bandı. Onun altında da zaten 50 bin dolar bandı var. Yani ıı, şunu söylemek istiyorum. Durmadan altımızda destekler var. Aynı zamanda hani Golden Sachs gibi kurumsal firmalarında Ethereum tahminleri geliyor. 6 bin dolar diyorlar. E, hani Bitcoin demek ki o zamana kadar düşmeyecek yani bizim buradan bunu çıkarmamız gerekiyor sonuçta bu adamlar aptal değil yılların tecrübesi var bu insanlarda e bu insanlar buralara işaret ediyor bu muma baktığım zaman da, da arkadaşlar bu mu şimdi iki şekilde yorumlayabiliriz. Haftalık mumda bakıyorum. 3 gün 11 saat sonra haftalık mumumuz kapanacak. Şimdi bu muma şöyle baktığım zaman bunu iki şekilde, yorumlayabiliriz. Birincisi bu muma aşırı boğa diyebiliriz. Yani aşırı bir boğa mumudur. E, trend devam edecek diyebiliriz. ikincisi de düşün diyebiliriz. Bu aslında arkadaşlar aşırı bir ayı mı mudur? Şu yüksekten insanları aldırmıştır. Yani bir kılçık atmıştır. insanları aldırmıştır. Ve tepkemiştir. Buradan tekrar aşağı inip yolculuk başlayacak da diyebiliriz. E, bu tabii ki hani sizin Birazcık Bitcoin'i nasıl yorumladığınıza bağlı yani siz biraz daha yükseleceğini mi düşünüyorsunuz düşeceğini mi düşünüyorsunuz bu sizin aslında kendi yorumunuz olur ya bana sorarsanız arkadaşlar dediğim şekilde üçgen hedefi zaten 74 bin dolar aynı zamanda ben üçgen hedefini aşacağımızı 79 bin 80 bin dolarla kadar burada belirttiğimiz 79 bin dolar civarına kadar çıkacağımızı oradan tepkiyeceğimizi düşünüyorum. Bu sebepten burası benim için geçerli bir seviye değil. Zaten ailed sayıyordum. Mesela videodan önce bunu ailed saydım. Yani burası 5. dalga olmak için çok yetersiz. Emin olun çok yetersiz. Fearant yani korku ve açgözlük endeksine baktım. E, korku ve açgözlük endeksine baktığım zaman da, da şunu gördüm. Yani... Aşırı bir açgözlük yok ki piyasada. 80 varmış, 79 varmış. Bunlar aşırı bir açgözlük etmiyor. Yani şurada düştüğümüz zamanlar 92-93 seviyelerindeydik. E burada 79-78 seviyelerindeyiz. E bu benim için hani düşüş olunca ben buna tamam diyemem bana kalırsa. Bu bir düzeltmedir, hafif bir düzeltmedir. E Bu sebeple ben yolumuza devam edeceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. Hiçbir pozisyonumu da bozmadım bu arada onu da söyleyeyim. Telegram grubu olarak elimizdeki coinleri hala tutuyoruz. E ve hani olası bir öngörmediğimiz bir olaya kadar da tutacağız bunu. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Zaten çoğu da karda yani tuttuğumuz pozisyonları. Yani bozmanın bir anlamı da yok bu sebepten. Ee, GAN analizine bakıyorum. GAN analizine baktığım zaman da arkadaşlar şu anda bir Fibonacci hız direnç yayını zorluyoruz. Bunun üstüne çıkmamızla birlikte üstümüzün boş olduğunu sizler de görebilirsiniz zaten. Zaten yukarı yönlü tırmanışa ben şahsi olarak geçeceğimizi düşünüyorum. Hani piyasada sıkıntı var mı derseniz tekrar ediyorum bakın. Deva, dev, e, defaat de bunu söylüyorum. Yani videonun başından beri e, bunları söylüyorum. Arkadaşlar piyasada bir sıkıntı yok. Hatta başka bir çizim daha göstereyim size. İstiyorsanız içiniz biraz daha rahatlasın. Arkadaşlar bakarsak bir kanal çizmiştik biz. Yani ben bunu daha doğrusu yeni gösteririm size. Bir kanalımız var arkadaşlar ve bu kanala bakarsak yine gidip geliyoruz gidip geliyoruz ama kanalın orta bandında yani Asıl destek ve direnç olarak çalışan bölgede, şunu bir arada temizleyeyim. Destek olarak çalışan bölgede, bakın hala destek bulabiliriz ki oralara inmedik bile, yani bu da bir güzel bir şey. Daha oralara inmedik bile, gerek bile kalmadı. E Bu sebepten hem piyasada sıkıntılı bir durum yok, onu net bir şekilde söyleyeyim. Yukarı çıkmamız durumunda da bu da zaten bize 74 bin civarına işaret ediyor, 74 bin civarından tepki yiyebileceğimizi söylüyor. E, Bunlara da zaten ilerleyen günlerde bakarız. Ancak bugün şu an tekrar durum, Piyasada bir sıkıntı yok. Lütfen panik yapmayın. Ee, biraz da arkadaşlar şeye bak. Hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalar genellikle bize yön gösteren e, indikatörler oluyor. bir e, 50 güne alalım isterseniz. 50 gün çok aşağı oldu. O zaman 20 güne yapalım. 20 gün aldım. Evet 20 gün aldığım zaman da bir dakika. Şunun rengini de hatta birazcık açayım sizler için. Ne yapalım? E, kırmızı yapalım. Rengini böyle kalınlığını da arttıralım. Tamamdır. E, baktığımız an arkadaşlar altımızda MA20 var. O da 62.500 denk geliyor ki dün oradan tepki edik zaten. Yani arkadaşlar demeye çalıştığım şu. Bakın altımızda desteklerimiz var. E, bakıyorum hani kanal var. E, bakıyorum piyasa boğa. E bakıyorum e, borsalara hani tetar aktör oluyor. E, bu genellikle hani olumlu değil okunabilir. Olumsuz da okunabilir ama genellikle olumlu okunur. Onu da söyleyeyim. E bu sebepten bunu da olumlu okuyorum. E bakıyorum piyasada sıkıntı yok diyorum ben şahsi olarak. E bu sebepten hani piyasada bir düşün olacağını da sanmıyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ha bu demek değil hani çok bir zamanımız kaldı. Hayır çok bir zamanımız kalmadı. E ben özellikle yılbaşı ile birlikte bakarsak 1 Ocak ile birlikte ki burada, burada da işaretledim yani onu. 27 Aralık haftası demişim. 27 Aralık'ta ben 79 bin civarından tepkiyeceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. Oraya kadar böyle yavaş yavaş tın 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 çıkacağız diye şahsi olarak düşünen insanlardan birisiyim. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani arkadaşlar bakın tekrar tekrar söylüyorum. Piyasada hiçbir sıkıntı yok şu anlık. Hayır, şu olabilir mesela altımızdaki şu destek yitirilirse yani 61 bin dolar yitirilirse mesela evet 50 bin dolara kadar belki de bir düşüş başlayabilir. Ama bakın tekrar tekrar söylüyorum bir tane üçgenimiz vardı bizim. Evet biz bu üçgeni kırdık. Hacimli bir şekilde kırdık bu arada. E bakarsak burada da hani uzun süre direnç olarak kullandığımız bir yeri şu anda destek olarak kullandık. E buradan ne bekleriz? Retest şeklinde. tekrardan yukarı yönlü tepki yukarı yönlü çıkışları bekleriz. Yani 74 bin dolar ilk hedef olur böyle bir durumda da. E, bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.